Kızıl Ordu'nun en kısa tanımı, 1946'ya dek Sovyetler Birliği'nin silahlı kuvvetleridir. 1918'de, Rus-İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kuruldu ve 1922 yılında SSCB'nin resmi ordusu oldu. Kızıl ismi işçi sınıfını temsil ediyordu. Bu at 25 Şubat 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği silahlı kuvvetleri olarak değiştirildi. Kızıl Ordu nasıl kuruldu? Öncelikle bu soruya cevap verelim. Kızıl Ordu, SSCB'nin ve daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ordusudur. 1917 Ekim devriminden sonra, İmparatorluk ordusuna karşı savaşmak için, 23 Şubat 1918'de işçi ve köylülerin düzenli orduda eğitime başlaması ile resmen kurulmuştur. Kurucusu daha sonra Stalin'e karşı yürüttüğü iktidar savaşını kaybedecek olan Lev Troçki'dir. Troçki önderliğindeki Kızıl Ordu, Çarlık yanlısı Beyaz Ordu'ya ve Beyaz teröre karşı mücadele etmiştir. Kuruluşunda en etkin birimi süvarilerdi. Bunu gelişimi sırasında da korumuş ve tank, uçak, gemi gibi motorize birliklerini her zaman en etkin, en güçlü birimi olarak tutmayı başarmıştır. Konvansiyonel gücün önemli bir bölümünü oluşturan Kara Ordusu da, son derece gelişkin tank modelleri ve tank birlikleri yönünden dünyanın en güçlü askeri güçlerinden birini oluşturuyordu. Orduda subay ağırlıklı askerler yetiştirilirdi. Sergey Bubka gibi subay ve ordu mensupları uluslararası sportif aktivitelerde önemli başarılara imza atmıştır. İspanya İç Savaşı'nda Alman-İtalyan destekli General Franco kuvvetlerine karşı, Cumhuriyetçilere, Çin Devrimi sırasında Mao'cu Çin Kızıl Ordusu'na, Küba'nın Amerika'ya karşı direnişine, Vietnam Savaşı'nda Kuzey Vietnam'a, Kore Savaşı'nda da Kuzey Kore'ye katkıda bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonunda, Doğu Almanya silahlı kuvvetlerinin donanımını ve eğitimini üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kızıl Ordu başarısı nelerdi? Ordunun İkinci Dünya Savaşı'nda, bütün halkı bünyesine alarak ülkeyi Moskova sınırlarına kadar gelmiş olan Alman işgalinden kurtarması ve ülkenin toparlanmasına yardım etmesi en parlak başarısı sayılır. Savaş yılları boyunca, ülkenin tüm kaynaklarını seferber eden, topyekün bir savaşı sürdüren Kızıl Ordu, Nazi Almanya'sının yenilmesinde ve Almanya'daki Nazi rejiminin yıkılmasında etkili olan askeri güçtür. Avrupa'da 6 başkenti Nazi Almanya'sından almış bir ordudur. Naziler ile esas olarak savaşan ordudur öyle ki Almanya, SSCB'nin dışındaki cephelerde toplam 69 tümen kullanmasına rağmen SSCB'de kullandığı tümen sayısı 279'dur. Kızıl Ordu, savaşın başında gelişmiş askeri teknolojiden, yeterli miktarda askeri araçtan ve mühimmattan yoksun olarak savaşmıştır. 1942 yılı ortalarına kadar esas olarak askerler ve Sovyet halkı zor şartlarda savaşmıştır. 11 milyon sivilin ölümü Sovyet halkının da, zor şartlarda savaştığının kanıtıdır. Bu yıldan sonra kendi sanayisinde geliştirdiği tankları, uçakları, silahları ve mühimmatıyla savaşmıştır. Ordu, halkın da desteğini alarak Leningrad'ı 30 ay boyunca savunmuştur. Savaşın dönüm noktası, Almanların gerçek anlamda ilk defa esir verdikleri, 46 bin binadan 41 binin yerle bir olduğu, resmi rakamlara göre 750 bin, batılı ülkelerin tahminine göre 1 milyon insanın öldüğü tarihteki büyük direnişlerden biri olan Stalingrad Muharebesidir. 1943 yılında Almanların 6. ordusunun tamamen yok olması, dünyada Almanların yenileceğine dair ilk ciddi umudu doğurmuştur ki bütün 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını belirlemiştir. Savaştan sonra 1946 yılında adı Stalin tarafından, SSCB Silahlı Kuvvetleri olarak değiştirilmişse de Sovyetler dağılana kadar Kızıl Ordu olarak anılmaya devam etmiştir.